Yarın stüdyomuzda olacaklar. Emel Hanım yani cevap vermek ister diye düşünüyorum. Biz Emel Hanım'ı... Hayır hayatım ya. Emel Hanım'ın konusu mevzu bahis olunca Emel Hanım'ın eski eşi aradı bizi. Mehmet Ali Cengiz ve onun yeni eşi Sevim Cengiz. Hani her şeyi yapar diyorsunuz ya, aklıma onlar geldi. Şimdi tabii ki bunlar iddiadır. Ben çocuklar üzerinden konuşulmasından hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Böyle bu DNA testi falan davasından da hoşlanmıyorum. Babası onun mu falan filan yapmıyoruz da zaten. İşte yapmadık yani. 14 yıldır yaptığımız 14 tane değildir. Çok doğru bulmuyorum bunu. Fakat şimdi burada şöyle bir konu var. Mehmet Ali Cengiz ve onun eşi Sevim Cengiz de yıllardır evliler. Diyor ki, onlar da çocuk sahibi olmak istemişler. Şimdi Emel Hanım'ın eşinden iki tane çocuğu varmış. Yeni eşiyle de olmak istemişler. Sonra gitmişler hastaneye. Hastaneden de şöyle bir sonuç çıkmış adama. Senin çocuğun olamaz diye. Adam da demiş ki, o zaman peki iki tane çocuğum var benim. O nasıl oldu? Ben Arabistan'dayken bir tanesi oldu. Onu üzerimden diyor sildirmek için uğraştım diyor. Ama diyor silindi mi silinmedi mi çok emin değilim. İzleyeceksiniz, siz de güleceksiniz artık. Ben de ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ama bir tanesi yine benim üzerimde diyor. Ona da diyor adam DNA testi istiyoruz diyor karısı. Çünkü yani onun çocuğu değilse niye yani yarın bir gün ona miras kalsın, hak talep etsin. Ama diyor yani biz kadına bir şey söylemiyoruz ama benim kocamın çocuğu olmaz diye rapor çıktıktan sonra o iki çocuk nasıl oldu diyor. Şimdi her şey yapar deyince onlar da benzer bir kelime kullandılar da aklıma o geldi. Bir izleyelim. Evlerinde uğradıkları korkunç saldırı sonucu kaldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Şen kardeşlerin o gece evlerinde olan bakıcılarının eski eşi Mehmet Ali Cengiz ile bir aradaydık. Çok problemler yaşadık. Konuşuyordu, boşanacağım, boşanacağım. Mahkemeye gelince boşanmayacağım. 3 yıl mahkeme sürdü. Ben yurt dışındayken 11 ay kaldım. 11 ay sonra bir doğum yaptı. Bunu zaten zinadan boşandım ben. Aldattığı için boşandı. İki çocuk patahladı, başka yerler benim üzerime attı. Çocuklar sizden değil mi? Hayır, benden değil. Öyle dedi bana. Çocuklar senin değil. Mehmet Ali Cengiz elinde avucunda ne varsa hepsini eski eşinin aldığını ve kendisini beş parasız bıraktığını iddia ediyor. Bu kadın benim çalıştığım Arabistan'da bütün paramı, her şeyimi aldı gitti. Ev eşyalarımı bile aldı. Köyü de terk ettik onların yüzünden. Karşı karşıya gelmemek için. Bu amcamın kızı, öz amcamın kızı. 28 yıldır görüşmüyoruz. Ne ailesiyle, ne kardeşleriyle, ne abileriyle konuşmuyoruz. Şen ailesinin bakıcısı olan eski eşinin her şeyi yapabilecek potansiyelde biri olduğunu savunuyor Mehmet Ali Cengiz. Onun yüzünden hem şeker hastası oldum, hem tansiyon hastası, hem diyaloziye giriyorum. Çok yıprattı. Çok tehlikeli bir kadın. Yani bu kadın her şey yapabilir, her şey bu kadın. Ne kadar evli kaldınız kendisiyle? 13 yıl, 14 yıl kaldım. Sevim Cengiz'in söyledikleri de eşinin anlattıklarını doğrular nitelikti. Ben Mehmet Ali ile evlendikten... Eski eşle benzer bir cümle söyleyince şimdi oradan bağlantı kurdum. Tabii ki ben eski eşlerin konuşmalarına çok itibar etmem. Yani mutlaka arada duygusal da bir... öfke olabilir. Öfke olabilir. Yani... En azından bir kızgınlık ve kırgınlık vardır. Yani çok eski eşin sözüne ben itibar etmem evet. Ama... Burada şöyle bir şey var. Amcamın kızıydı zaten diyor. Halamın kızı mı, amcamın kızı mıydı? Amcamın kızıydı diyor. Bir de bana söyledi zaten çocuklar senden değil diye diyor. Ama diyor çocuklar benim üzerime kayıtlı diyor. Yani lan... Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu beni böyle pes dedirten bir konudur. Mesela erkeklerin kendi hem cinsleriyle ilgili kızdıkları bazı şeyler var. Şimdi burada söylememe gerek yok. Bence biz kadınların da kendi hem cinslerimizle ilgili kızdığımız şeylerin başında bu çocuk meselesi geliyor. Evet. Çünkü bu her birimiz için, bizim kendi kızlarımız, kadın akrabalarımız için çok önemli bir mevzu. Abi çocuğun babası kimse, bunda yalan dolan olmaz. O çocuğu bilme ben bunu kabul hakkı edemem. Tabii. Hani o yüzden, neden kabul edemem? Çünkü bağlantılı olarak biz diyoruz ki çocuğun yeri annesinin yanıdır. İşte cennet annelerin ayaklarının altındadır. O yüzden işte kadınlara karşı değil mi pozitif bir ayrımcılık yapılır mı? Vicdanlı insanlar yapar erkeklerin karşısında eşler karı koca ilişkilerinde de. Ama şimdi çocuğun babasını doğru söyleyeceksin abi. Bu benim kırmızı çizgim. Yani bu yoksa hiçbir şey yok. Bu doğru bir şey değil. Çocuğun babası kimse onu bilecek. Sonra yani ben erkeklerde en çok hoşuma giden şey o yani. Yani veriyorsun kucağına bir tane çocuk hastanede senin diyorsun adam da ya benim diyor. Ama sen şimdi burada böyle katakullilere başlarsak bu hepimizi mahveder.
Bir de septik insanlar var mesela, bu konuda problem yaşayan insanlar var. Nasıl olabilir? Bunu ben kabul etmiyorum. O yüzden adam diyor her şeyi yapabilir. Evet, çocuğun babasını yanlış söylüyorsan, yani hani senin çocuğun diyken al canım bu senin çocuğun diyorsan, evet abi ya her şeyi yaparsın. Bak çok açık söylüyorum. Büyük cesaret. Sen çocuğunun zaten gerçeklerini saklıyorsun. Büyük çocuğun bilmesi gereken. Cesaret de demeyeyim, ne diyeyim yani. Kendi bu... çocuğunu kandırıyorsun. Aynen. Aslında. Yani adamı kendi çocuğunu kaldıran beni hayli hayli kandıracak. Beni aptal yerine koyacak. Bu kızlarına da sesleniyorum. Böyle bir durum varsa peşinden koşun yani. Gerçekten peşinden bilmiyorum, koşun. Belki adam daha sonra benim çocuk sahibi. Benim davamla alakalı olmasan da. Olur mu öyle bir şey? Mesela başta çocuk sahibi olabilecek durumdasındır. Olabilir tabii. Sonradan hastalanırsın, olmazsın. Bir hastalık geçirir. Geçirdiği ama hastalık bana söyledi diyor. Nereliler? Ben onu hep soracaktım. Bir bir ağızları var konuşmada. Arap bunlar. Arap ama Suriye kökenli mi? Ama tam yani göçmenlerden değil. Oranın yerlisinden. Çünkü Reyhanlı, Hatay, Antakya zaten orada çok Arap var. Suriye sınırında olduğu için. Yani bir ağızları var hani aynen. Böyle konuşurken onu yani onlar şey oranın yerlisi. Karı kocanından. Ama şimdi Müge Hanım bizde bir Arap ayrı. Herkes var ya, hepsinin hı-hı başımızın üzerinde yeri yok, var. Yok öyle tabii ki ben de. Ben sadece hani amca kızı deyince ikisinin de konuşma şey bir ağzı var, nereliler. Ama farklı yani Türkiye'de şey doğan büyüyen bizim evet vatandaşlarımız yani. Evet, Ali ile evlendikten bir yıl sonra Adana'ya gittim. İşte tahlil yaptırdık hem ben hem kendisi. Kocamın hiç çocuğu olmayacağına dair bir rapor verdiler. Büyüğü onun üzerinde ama küçüğünü indirdik biliyoruz yani. Ama onun ne yapacağı belli olmaz. Belki bir daha adamıza geçirmiş olabilir. DNA'sı yapılsın. Eğer kocamdansa kabulüm, başımın gözümün üstünde yeri var. Değilse... Yani ne diyeyim? 25 yıldır evliyim ben, bu kadından çekiyorum ya. Tehlikelidir yani, böyle yapan biri tehlikeli. İnşallah çözülür. İnşallah bizim davamız da çözülür. Müge Anlı'dan istediğim tek şey bu. Böyle bir çocuk davası varmış. Yani Emel Hanım'ın ayrıldığı eşiyle, amcasının oğluyla da başka bir böyle bir davası varmış. O da ortaya çıkmış oldu böylelikle. Emel Hanım, onlar da sizin ortaya çıkıp bu konuda... Yine bir açıklama yapmanızı bekliyorlar. Hayatım, herkes sen konuş diye bekliyor. Bir de konuşmazsa daha fazla şey çıkar. Bizimden değil, herkes arayacak. Benim şu yaram var diyecek, yok, bana canım, bunu yapmadı. Yok canım, bu onunla alakalı değil de yani kadın çıkıp söyleyebilir kadın yani. Kadın haklı, kocası da bu fırsatı değerlendirecek. Kim bilir insanlar daha ne fırsatı değerlendirmek isteyecekler. Kimsenin yani, adam aramış bakın sizden umut ediyor. Haklı olarak haklı, bir de adam yerden göğe kadar haklı. Çünkü benim ben hiç bir zaman ona babalık yapılmasına müsaade edildiğini bilmiyorum. Baba diye de adlandırılmıyor bu insan. Ha ben bunu ayrıldı sormuştum. Eşim. Aynen. Bir kere sormuştum, Emel abla nasıl oldu eşinle? İkinci çocuğum doğduğunda dedi beni aldattı gitti. Ha dedim haklısın valla, iyi yapmışsın ya, o yani. O da kocam mı beni aldattı? Kocam dedi, beni aldattı gönderdim dedi. Ben de bana da çok mantıklı, ben olsam ben de gönderirdim diye. O diyor ki karım beni aldattı, o da kocam beni aldattı. Evet. Şey konuşmazsa bütün daha işte başkalarının konuştuğu aynen belki, yani bunlar hepsi iddia tabii aynen ki. O iddialar kendi üzerine tabii yapışmış ki olacak. Yani, bir de çoluğu yapışıp çocuğu kalacak var yani. Ben zaten suçunu bireysel olarak, ben çocuklarının zarar görmesini zaten. Ama buna sebebiyet veren ben değilim, kendisi gördüğü gibi kendisi sebebiyet. Ben eşini tanımam, evini bilmem, ismini bilmem. Haklı olarak da ismi geçince eşi bağlanıp bunları anlatmakta özgür. Yani ben bunu aramıyorum, ben bu yolda da değilim ama kendine daha fazla zarar vermek istemiyorsa, özel hayatına daha çok, ben olayın davasındayım. Ben babamın neden, niçin öldürüldüğünü, amcamın niçin öldürüldüğünü merak ediyorum. Tehdit ediliyorsa onu da söylesin. Jandarma var arkasında, devlet var. Devleti arkasına alsın, gelsin anlatsın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.